Evet, merhaba. Merhaba. Bugün Karacasöğüt'teyiz. Teknemizi buradan indirdik. İki haftadır, daha doğrusu bu ay ikinci kez geliyoruz. Evet. Buranın rampasını ve şeyi sizlere göstereceğim, ayrıyetten yanaşma düzenini. Çok rahat. O yüzden burayı tercih ettik. Başka tabii daha farklı artıları da var. Yaz kış gelmeyi çok seviyoruz aslında buraya biz. Karacasöğüt'ü hem çok korunaklı bir liman, koy, hem de çok keyifli bir kasaba, deniz sahil kasabası. Gelirseniz bu tarafa mutlaka uğrayın. Çok da lojistik olarak da çok aslında önemli bazı anlamları var buranın. Öncelikle en önemli özelliklerinden bir tanesi, kıyıya çok çabuk ulaşabiliyorsunuz ve ihmal yapabiliyorsunuz. Gıda, su, ayrıca tuvaleti de var. Ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Limana ait bir tuvaleti var. Bir marketi var, liman marketi. Köy içinde bakkalları da var, biraz uzak. Ama buradaki marketten faydalanabilirsiniz. Fiyatları bir tık yüksek ama her şey var markette. Buz da bulabiliyorsunuz. Oradan faydalanabiliyorsunuz. Tüp bile var. Tüp bile var. Teknenizi tekrar doldurup fulleyip tekrar çıkabiliyorsunuz. Az bir yakıt tüketerek. Böyle güzel bir yanı var buranın. Onun dışında da Karacasöğüt'ün aslında böyle birkaç tane benimle paylaşmak istediğim çok önemli özelliği var. Hem manevi hem de şu anda imkan olarak sağladı. Şimdi bir kere lokasyon olarak çok kritik bir noktada Karacasöğüt. Tam Gökova Körfezi'nin başladığı noktada. Tam karşı kıyısında Ören Marina var. Ören'de biliyorsunuz Bodrum'a çok yakın. Hatta Bodrum sınırları dahilinde diye biliyorum ben. Birazcık batısında Bodrum var zaten hani Körfez'den. Yani buradan tekneyle Bodrum'a, tekneniz tabii uygun bir tekneyse, yani yelkenliyse veya birazcık orta ölçekli bir tekneyse Bodrum'a ulaşabiliyorsunuz. Sağ tarafa döndüğünüzde de, yani doğuya doğru gittiğinizde de artık Gökova Körfezi başlamış oluyor ve Akyaka, Datça'ya doğru açılan bir boğaza çıkmış oluyorsunuz. Bu anlamda hem geçiş yolu olarak hem de çok korunaklı bir liman olduğu için konaklama koyu olarak teknelerce çok 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 tercih edilen bir yer. Lojistik olarak çok önemli. En çok su ikmalinde kullanıyormuş burayı tekneler. Bu arada tekne dediğimde aklınıza gelebilecek her büyüklükteki tekneye ev sahipliği yapıyor bu koy. Küçük bizim gibi 5 metrelik tekneler var. Daha büyük motor yatlar var. Ama en çok da yelkenliler tercih ediyor burayı. Şimdi İki tane önemli sebebi var demiştim. Bir tanesi lojistik olarak çok önemli bir yer olması teknelerin tercih etmesinde. Ama daha manevi bir sebebi var ki o da burasının Sadun Boro'yla, yani büyük yelkenli üstadı Sadun Boro'yla eşleşmiş olması. Birazcık yani manevi olarak da burayı ziyaret etmek, burada kalmak, gönül bağ kurmak adına. Şimdi bir şey daha okudum geçenlerde. O da çok beni açıkçası hem şaşırttı hem de çok gururlandırdı. Karacasöğüt çok bundan yüzyıllarca öncesinde Piri Reis'i aslında gemi filolarına su ikmali yaptığı yermiş. Ve burada Piri Reis Çeşmesi diye bir yer var. Denize sıfır, şu anda gözükmüyor ama orayı da mutlaka çekeriz ve hatta belki ekranda yine bizim anlatırken paylaşırız eğer çekebilirsek. Piri Reis Çeşmesi hala akan bir çeşme. Denize sıfır, karadan da bağlantısı var. Tabii yüzyıllar öncesinde belki daha büyüktü. Ama o zamandan bu zamana teknelere su sağlayan bir yer olarak anılmış. Sadun Boro ile ilgili de hani ne kadar anlatsak kelimelere sığmaz ama eğer bilmeyenleriniz, ilk defa duymuş olanlarınız, daha genç olanlarınız varsa Sadun Boro ismini ilk defa duyuyorsanız mutlaka bir Google'layın derim. Mutlaka birkaç araştırmadan izleyin ve okuyun derim ama ben kısacık burada onunla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Sadun Boro 1928 doğumlu fakat 1965 ile 1968 yılları arasında 3 sene boyunca 10,5 metrelik yelkenli teknesiyle karısı Oda Boro ile birlikte ve kedileri Miço ile birlikte dünya turu yapıyorlar tekneleriyle beraber. İlk Türk bununla anılıyor. Pasifik'te ilk Türk olarak manşetlere çıkıyor ve çok büyük donanma tarafından
büyük törenlerle, hoş geldin partisiyle karşılanıyor. Ve Sadun Boru Marmaris'te sonrasında Karacasöğüt'te yaşamaya başlıyor. Daha doğrusu Okluk koyunda ve hayatının son 8 senesini de yine bu koyda geçiriyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 2015 senesiydi sanırım. Aramızdan ayrılıyor. Dolayısıyla buranın Sadun Bora tarafından anlatılmış burayı cennet Gökova'ya hoş geldin şeklinde mesajlarıyla anılan bir yer. O anlamda da çok manevi değeri var. Bir de bir yelken okulu var. Bir yelken okulu var. Körfez'in sol ucuna doğru küçüklerin burada kamp yapıp yaz kampı gibi yelken öğrendiği çok güzel bir okul var. Geliyorlar bir hafta, işte 10 gün kalıyorlar. Aynı zamanda konaklama da yapabiliyorlar. Ve yelkenle öğrenip gidiyorlar, çok güzel bir şey. Yelkenliğe başlıyorlar daha doğrusu. Motorsuz ufak yelkenlilerle. Onların bir ismi vardır mutlaka ama. Onlarla başlıyorlar. Güzel bir koy burası, biz çok seviyoruz. Evet. Çok mütevazi. Şimdilik ya, daha gelişmemiş evet, yani, şu anda. Alışılagelmiş marinalar gibi değil. Nereden biraz uzak. Hala böyle bakir kalmış koy hissiyatını veren tahta bozuk iskeleler. Yani çok bize iyi şeyler hissettiriyor açıkçası. Bu mütevaziliğini seviyoruz Karacasöğüt'ün. Evet, şimdi teknemizi alıp yola çıkacağız. Konakladığımız yerlerden de çekim yapacağız sizler için. Görüşürüz. Burayı da göstermek istiyorum. Bakın böyle yumuşak bir rampadan geliyor. Şuradan indiriyorsunuz. İskelede boş yer bulursanız buralara kısa bir süre bağlayabilirsiniz. Toparlanana kadar. Çok derin değil ama biz hiç vurmadık. Bir de zemin çok kum. Yani hatta biraz ilerisi balçık kum. Yani teknenin altına çok zarar vermiyor. İşte yavaşça kaydırıp ittirip indirebiliyorsunuz. Çok rüzgar almıyor. Artı dalga olmuyor. O çok rahat bir durum. Dalga olmadığı için boğuşma durumunuz olmuyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Hiç deme. Yani balık da değil artık. Bu sefer ne düşürdün? Tavuğu düşürdüm. Yuh diyorum yani. Tolga bizim. 2,5 metre derinde. Bak gözüküyor bak. Görebilirsiniz siz de. Yani ben buna ne diyebilirim artık? Şimdi kim düşürdüyse o gidecek değil mi? Ben gitmeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu da yani buradan nasıl düşebiliyor? Artık onu sana sorsak mı acaba? Allah'ım ya. Ya akşamın 8'inde ya bir tavuk şu poşetin içinden nerede o donmuş tavuk nasıl düşürülebilir ya? Allah'ım ve ya. Orada ne işi var yani? Artık bunu balığı düşürdün. Hoppa. Al bakalım. Hadi bakalım. Hay arkadaş ya inanamıyorum sana ya. Nefeslen de dal. Ağırlık ağır. Ya beni de ıslatmasaydın. Bence alamayacak. Aldı valla.
ağırlıksız da but muymuş? İki but. Ya sonra ya. İki but. İki pirzolayı çıkartmak isterdim bir ama. Hocam, bir dakika. Akılsız başın cezasını. Ne çeker? Ne çeker? Ayaklar. Dur, çekilmem lazım buradan. Beni ıslatma. Tamam dur, yıkayacağım ben bunları. Yıkayacağım mı? Evet. Ya, iyi ki. Tuzlu su yani. Ah canım benim ya. Öyle de pişer ama. Ah canım ya. Tıs. Tıs. Sefilliğimiz. Tamam. Ya bir kere de bunu ben yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ya, bu iki ya, bu iki. Bir tane çok de izlememiş ya. Olanlar için hangi videomuzdaydı o? İlk video. İlk videodaydı. İlk videoda evet. İlk balık düşürmüştüm. Balık düşürdü. Tabii o kıştı. Oltayla geri almıştık. Bir de geceydi. Ya. Kıştı evet. İnanamıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Doruk. Güzel değil mi? Sıcak mı su? Oh, çok güzel. Tabii. Çok sıcak. Ben tavukları vallahi içeri alayım bari. İnanabiliyor musunuz? Neyse alabildi bari. Alabildi mi? Evet. Güzel manzara değil mi? Ay çok güzel ya. Evet. Karaca Söğüt herkes için bir yer aslında. Günlükçilerin de gelebileceği, kampçıların da gelebileceği ama şu anda yangın nedeniyle kampa izin vermiyorlar. Evet. Teknelilerin gelebileceği, yelkenlilerin gelebileceği. Jandarma genç çocukları gönderdi buradan. Evet yani ama çok ama ormanın riskli içindeydi. Tabii, aynen. Çok mu? Tabii. İstemeden de olsa bir kaza olsa ortalık ondan sonra yanıyor başka bitiyor. Başka bir kamp olanı gösterdi onlara. Tolga. Efendim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu denizden tuttum. Tavuk. Tavuk tuttun. Evet. Ne yapacağım? Pişireceğim. Tavuk pişireceğim. Evet. Saat kaç canım? Saat 11 oldu. Burada bir uyuyan Doruk var. Doruk öğlen 1'de kalkar artık. Gece serin oldu. Acayip. Üşüdü birazcık. Dışarıda yatarken. Doruk arada koridorda yatıyor. Esin günaydın. Ay, ne yapıyorsun Esin? Şimdi çıpamızı topladık. Biraz kıyıya çıkacağız. Hem marketten bu akşam için bazı ihtiyaçlar var. Onların biraz alışveriş yapacağız. Hem de bulaşıkları yıkayacağız. Oradaki tuvalet bunun için çok uygun. Denizde yıkamıyoruz biliyorsunuz. Onun dışında biraz size göstereceğim kıyıyı. Hem işte market alanına hem de tuvaletlerin olduğu kısmı hem de tekneyi bağladığımız kısmı. Sonra geri geleceğiz. Vallahi çok geçici ama dar bir yere girmeye çalıştığımız için sağ olsunlar yardımcı oluyorlar bize. Sağ olun, var olun vallahi. İyi ki varsınız. Bu öğrenmiş herkes, olduk. Herkes her zaman muhtaç. Ve başımıza öyle
Böyle başlarda çok işler açtık. Ya. O bastığın iskele işte çok oynuyor. Felaket. Aa, bu ne be? Doruk, terliklerini giy deyin. Allah. Giysene terliklerini. Dur, yürümem lazım önce. Gel. Tamam, hallettim. Burası sağlam. Ay dur Doruk, sende telefon var, onu alacağım. Kestaneler, işte yeni gelen kestaneler, herhalde Kızıldeniz'den geliyorlar. Kızıldeniz'den hiç güzel bir şey gelmedi bizim sularımıza ya. Aslan balığı geldi, balon balığı geldi, kestaneler köpek geldi. Balığı var, geldi, gelecek. Hep istilacılar geldi. Biraz mercan falan bekliyorum ya. Mercan. Hadi devam. Çöplerimizi indir. Bulaşıklarımızı yıkadık. Burası tuvalet. Size bahsettiğimiz tuvalet burası. Ücretsiz. Şimdi tekneye götürüyoruz malzemeyi. Esin. Nereye gidiyoruz? Şimdi Karaca Market'e gidiyoruz. Daha doğrusu Söğüt Market'e gidiyoruz. Karaca Market'e. Evet. Alışveriş yapacağız değil mi? Evet, nerede marketimiz? Şu arkada. Şurada arkada, evet. Evet. Tekneye gittiğimiz yerin hemen arkasında. İşte bu akşam da konaklama yapacağımız için bu akşamlık işte iki soğuk içecekler alacağız. Tavuk falan alırız. Diğer akşam yemeği alacağız. Yani. Akşam yemeği alacağız. Diğer malzemelerimizi getirmiştik. Evet. Şimdi akşam üstüne doğru felaket bir rüzgar çıktı. Zaten uyarı da geçmişti Marmaris Belediyesi. Havadaki nem oranı çok düşecek. Çok da şiddetli rüzgarlar olacak. Orman yangını için maksimum önlem alınması, dikkat edilmesi diye. Fakat böyle birdenbire başlayınca biz de tekneyi sadece tek bir yerden kaçıt Ankara yapmıştık. Bir tane de aslında böyle iskeleden de bir tane daha bağlayalım. Bir yere böyle çapraz atalım. Çok döndürmeye başladı çünkü gezdiriyor tekneyi diye Tolga bir bakmaya gitti. Buradaki sıkıntı şu, bu karşıda gördüğünüz kayaların hiçbirinin böyle üzerine ip atıp bağlayabileceğimiz gibi bir çentiği yok. Bir de bizim ipimiz kısa, bir tane daha ip hazırladık ama o daha henüz tekneye getirmedik onu evde. Tolga da suyun altında var mı bir suya düşmüş çok kütük parçası var burada. Kaya veya işte kütük var mı? Birazcık oradan destek alalım diye indi bir bakıyor. Ama galiba yok. Var mı? Suyun altında yok da terlikleri verse de şu kayalar uygu bu. Oraya bir bakacağım. Ben dün orada bir bakmıştım. Şu kütüğün hemen başladığı noktadaki birazcık iyi gibiydi. Yalnız çok kestane var Toge. Orada... çok... Bindi'den de baktık. Hani şu an böyle duruyor başlıyor gibi 6-7 kilometrelerde ama 18'e kadar çıkacak. Zaten şu anda tekrar yine mesela başladı. Bilmiyorum size de geliyor mu ama. Mesela şuradaki yelkenlinin rüzgar gülü var. Ama hiç buradan gözükmüyor. Gösterecek. Fır 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 nasıl dönüyor? Ne kadar boşlamak gerekecek? Tabii şimdi ırgattan yani ne kadar izin verecek ırgat bilmiyorum. Tekrar çapayı çekip tekrar atmayalım peşindeyiz ama buradaki ip de bize ne kadar izin verecek? Bir de ırgatın buradan göremeyiz. Şuradan biraz payı var gibi. Yani biraz kıyıya yanaşmamız gerekecek çünkü. Ki
ipi getirebilelim. Ne yapayım, boşlayayım mı, vereyim mi? Yetmeyebilir şey ya. İp mi? Halat yetmeyebilir. Çok yakına gitmek lazım. Yani 20 her birinin 20'şer metreden biraz daha uzun lazım her biri. Ne yapalım? Kalsın mı? Denemek lazım. Bunun bir de çok mesafe var, baksana. Bir 15 20 20 metre var mıdır? Burası mı? Hı. Daha fazla. Günaydın. Günaydın. Bugün hava çok fena. Dün bir uyarı geldi, rüzgar çıkacak diye. Gerçekten hiç durmuyor. Acayip bir rüzgar var. Biz de çift taraflı kıçtan kara yaptık. Biraz daha yaklaştık karaya. Şu şekilde bağlandık. Bu türlü çok gezdiriyor tekneyi rüzgar. Şuradan da bir bakalım. Irgatı montajladıktan sonra şu orta kısımda bir tane koç boynuzu vardı. Şu gördüğünüz. Ben bir tane daha aldım. Sancak ve iskeleye ikişer tane, iki adet oldu yani. Şimdi konaklama yaptığımız zaman teknede gece bu iki koç boynuzuna kasa örgüsü yaparak bir halat hazırladım. Şu kasa örgüsü, yani bir halka bu. Şimdi gözükmüyor detaylı ama şu şekilde. Ve zinciri ırgattan şu şekilde boşluyoruz. Irgata yük binmiyor bu şekilde. Şu gördüğünüz zincir kilidine takıyorum zinciri. Böylelikle dalgada veya başka bir şekilde asıldığı zaman koç boynuzlarına yük biniyor. Irgata kesinlikle yük binmiyor. Irgatınızı bu şekilde korumuş oluyorsunuz. Uzun süreler bozulmuyor. Sıkıntısız kullanmış oluyorsunuz. Bu kilidin bir özelliği daha var. Acil durumda ırgatı zinciri çekmek istediğiniz zaman yukarı gelirken buraya kafaya çarpıyor ve otomatik açılıyor. Yani acil bir durumda hemen hareket edebilirsiniz. Çözmekle uğraşmanıza gerek kalmaz. Şöyle bir parça. Bugün küçüklerin yarışı var herhalde. Kırmızı bir duba getirdiler. Etrafından dönüyorlar. Şöyle. Alargada da bir sürü tekne var. Nasıl yapıyorlar bugün bu işi bilmiyorum yani. Çok yakınlarında bir tekne var. Evet, mezun oldular. Atatürk bayrağı açtı iki yelkenli. Çok sağ güzel de, ya. Evet, soldaki ufaklıklar da bu taraftaki ama buradan gözükmüyor galiba. Onlar da böyle Türk bayrağı tutuyorlar. Gezi teknesinde de aileleri var. Evet, şurada arkada gezi teknesi var. Yelkenliler. Ay dur, şurada göstereceğim. Biraz. Şurada evet. Burada da aileler var, izliyorlar sabah. Tam geldiler. Gezi teknesi aldı onları. Aslında koy boyunca bak şuradan aradan da gözüküyor. Şu önümüzdeki yelkenli rüzgarla geldi birazcık. O yüzden gözükmüyor. Evet. Hepsi böyle Türk bayrağı açtı mezun olan. Ay çok güzel. Şu tarafta da var. Evet. Evet. Şu aradan gözüküyor. Ay çok tatlılar ya. Duygulu yani. Çok güzel. Gencecikler.
Atatürk bayrağı çok iyi ya, baksana. Evet. Gerdirerek götürüyorlar. Bayağı tören yaptılar. Keşke biraz daha yakından çekebilseydik. Çok. Evet, çok biraz keyifli. Uzağız. Bu tarafta da çok duramıyoruz çünkü bir trafik oluşturdular orada. Hatta Boğaz'ı bile kestiler. Şuradaki Şamandıra'yı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok ufak ama şurada. Allah 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 Allah. Çok yaklaştı bak. Ah, çarpışacaklar. Koşuyoruz oraya. Yetiştiler. Ah, yelkenler, ipler dolandı. Evet. Evet, birazcık orada karmaşa oldu. Müdahale ediyorlar şimdi Zodiac'la. Tabii çok alargada tekne var. Yani biraz dar alanda bu işi yapmaya çalışıyorlar. Haklı olarak da bu tarz şeyler oluyor tabii. Ama ufak bir aksaklık. Sanırım hemen müdahale ettiler. Evet, sorun olmaz neticede. Zaten her yerken bir de şey var. Şimdi tekneyi çıkardık sudan. Arabaya da yükledik. Geçerken şu Piri Reis Çeşmesi'ne bir uğrayalım istiyoruz. Tabii tekneyi römorkla beraber uygun park yeri bulabilirsek bir oradan orayı size yakından gösterelim istiyoruz. Hem biz de görelim, biz de görmemiştik. Şuraya bak. Şurası çok güzel. Çok güzel değil mi? Ya. Evet. Arkadaşlar burası Piri Reis'in çeşmesine giden yol. Bir bakalım dedik gidip. Esin. Geldim. Oo, burada ağaç yıkılmış. Demirle destek yatmışlar. Oo, çok rüzgar var. Mikrofonu tutacağım. Hadi gel. Çok güzel bir orman. Esin kendini kaptırdı gene. Böyle kopar gider o. Hadi. Çok enteresan bir yer ya, ağaçlar. Ağaca bak, ağaca. Vurgu olmuş. Ya çok, şu an aşık oldum ya, hayran oldum yani. Çok değişik. Çok garip. Sığla duydum birinden ama çok emin değilim. Sığla ben söyledim, sığla ağacı mı diye. Bu bak, 5 yapraklı böyle. Çeşmeyi henüz göremedim. Aa, çeşme burada değil. Evet. Şimdi denize girip bir bakmak gerekecek. Doruk. Şu şeyi tutsana, anahtarı. Gireceğim mi? Evet, bakacağım ne kadar uzaklıkta diye. Bunu da tut. Tamam. Haydi bakalım. Bayağı yanlış bir yerdeyiz. Allah Allah, orada da araba var ya. Ama gideriz buradan.
Esin. Efendim? Geldik sonunda. Geldik. Bir yol var. Şuradan ama. Bir yol var ama. Biz bulamıyoruz bu yolu. Evet. Esin'cim. Öne alayım seni. Güzel ya. Bakar mısın? Ne kadar değişik bir şey bu böyle. Çok acayip. Evet. Doruk, sana veriyorum kamerayı. Şunu çeksene. Bak, şu şeyi. Çekeceğiz. Su içiliyor mu acaba? Doruk. Şöyle gel. Doruk, verdiğim gibi çok istedim. Ne diyor? Bize de hiç olmaz kesinlikle. 1470 ne? Gelsene. Okuyayım ben. Belki hani çok yakın gözükmüyor olabilir. Evet, oku oku. İri Reis Orman Çeşmesi 1470 ile 1554 yılları arasında yaptığı gezilerinde İri Reis suyunu bu kaynaktan almış. 1990 senesinde de bu şekilde herhalde hatıralaştırmışlar. Yani bu mermeri çakmışlar. Tarih yani buram buram. Soğuk mu? Kaynak suyu muhtemelen. İçilip içilmediğini yazmamışlar ama %99 onda 9 içiliyordu. Bence de. Evet ama çok güzel. Çok şöyle etraf... Tekneye buradan su doldurup bizleriz ya. Zaten şu yoksaydı hemen. Buraya kadar gelmiştik evet. Ay çok. Bu sen... böyle gidiyor. O buruna giden yol herhalde burası. Bir de şu tarafında evet. Şey var, basamak var. Bu kadar kolay karadan ulaşımı olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Çok keyifliymiş. Ve her bir yerde çöp atacak mutlaka bir yer buluruz yani. Ne anlamsız. Kale gibi yapmışlar. Doruk buraya bak. Kale gibi yapmışlar burayı. Su şeyler. Aa çok keyifliymiş. Ama işte gözün gördüğünü fotoğraf karesine sokamıyorsun. Yani ben evet. Çekmek istiyorum. Mesafeden hiç tatmin etmiyor bu gördüğünü. Hiç. O yüzden belki de video biraz daha şey yarar. Çok güzel. Aynen. Konuş, finali daha, aşağıda evet, yapalım. Yok burası da olur ama burada biraz rüzgar var. Aşağıda olmuyor. Hadi o zaman gidelim. Vedalaşamıyorum ya Karadeniz'le gerçekten. Her seferinde ayrı bir büyülediği yer çıkıyor karşıma. Çok güzel, çok güzel. Yani Sadumbor'u boşa dememiş. Ne demiş? Çok, cennete geldin. Tüm dünyayı gezdin de cennete geldin. Bir deniz kızı heykeli olduğunu söylüyorlar. Okluk koyu girişindeymiş. Sadumbor'a aslında orada neydi? 3 nolu çamın dibinde... 8 nolu çamın. 8 sene boyunca o 3 nolu... Hayır, 8 nolu çamın gövdesine bağlıyormuş teknesini sürekli. Hatta vasiyet etmiş beni o çamın dibine gömün evet. diye. Fakat tabii Türkiye'de bu tarz şeyler öyle kolay olmuyor. Şu anda da okluk müsait değil zaten. Kesin izin vermezler. Dava var galiba onunla ilgili. Rezervasyonu doluymuş o zamanlar herhalde. Yani şu anki konumda değil ama. Şu an beklemede yani. Evet. Yarın bir gün kazanılırsa artık bilmiyorum belki taşırlar. O yüzden mezarı Karacasöğüt'te Sadumbor'un. Evet, işte orada bir deniz kızı heykeli yaptırmış. Ve şöyle demiş. Kapandı mı? Bu deniz kızı bütün dünyayı dolaşmış da gelmiş. Yani bütün cennetleri gezmiş ama işte buldum ben cennetimi diye burada konaklamış. Sen de işte bütün nereyi gezersen gez. Kendisi de dünya turu yapmış ya. Böyle bir metafor kullanmış. Beni çok etkiledi açıkçası. Şey o, deniz kızı cennetini bulmuş ama bu cennette kalabilmesi için çok temiz olması lazım, bakımlı olması lazım. Ağaçlarımızı korumamız lazım.
eğer ki biz bunları başaramazsak deniz kızı tekrar yola çıkacakmış ve kendine başka bir cennet bulacakmış. Yola çıkmaya da yakın diye düşünüyorum. Çünkü hiç koruyamıyoruz. Örnek şurada ya, ateşi başka yerde yaksan ne olur? Çöpünü başka yere at. Ya şunu, şurayı koruyamıyoruz biz. Bu şu kadar alanı koruyamıyoruz maalesef. Evet, bir maceranın da sonuna geldik. Eve dönüyoruz bugün. İki gün konaklama yaptık. Karacasöğüt'teydik. Evet, bir Karacasöğüt daha tamamlandı. Evet. Yine tadı damağımızda kaldı. Çok keyifliydi. Bugün üçüncü gün dediği gibi. Bugün döneceğiz. Kapanışı buradan yapıyoruz. Evet, çok anlamlı geldi bize. Çok istediğimiz bir yerde. Buradan veda edelim istedik size. Çok keyifli anlar vardı yine. Tekrarı da olacak. En kısa zamanda yine görüşeceğiz mutlaka. İzlediğiniz için, destekleriniz için çok teşekkür etmek istiyoruz size. Çok mesaj alıyoruz, çok samimisiniz. Biz de çok mutlu oluyoruz tabii böyle olunca. Ama beni çok mutlu eden başka bir şey oldu. Önceki gün ilk kadın abonemiz oldu. Yani ben çok üzülüyordum. Neden hani kadınlar hiç abone olmuyor, takip etmiyor diye. İnanıyorum ki izleyenler vardır. Çok izleyen var çünkü abone olmamasına rağmen. İlk defa böyle bir çağrı yapmak istiyorum ben. Biraz daha fazla kadın abone olursa ben çok mutlu olacağım açıkçası. İstiyoruz bu platformlarda da çünkü kadınlar da biraz olsun, yer alsın. Değil mi? Evet. Kadın denizcilerimiz olsun kadın biraz. Kadın denizciler, işte bu da Boro'yu okudukça daha çok tüylerim diken diken oldu. Yani kısacası izliyorsanız ve gerçekten bir sonrakini de izlemek istiyorsanız, abone olursanız biz çok mutlu oluruz, seviniriz. Özellikle de kadınlar beni daha çok mutlu ediyor. Ben bu mesajı vermek istedim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür görüşmek ederiz. Üzere görüşmek tekrar. Üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Mavilerde kalın. Mavilerde kalın.